Şeyh Süleyman el-Cezuri Hazretleri diyor ki, abdest alacaktım, bir kuyunun başına vardım. Fakat kuyuda ip de yoktu, kova da yoktu. Düşünüyordum ne yapacağım diye. Bir kız çocuğu gördüm, ufak yaşta. Duvarın üstünden bana bakıyordu. Kızım bir kova, ip yok mu, su çıkarayım şuradan abdest alacağım dedim. Güldü. Senin gibi arifi billah bir adam bir kuyudan suyu çıkarmaya kudretin yok mu senin dedi. İfis kuyudan su çıkarmıyor dedim. Resuller çıkarmıştı. Onlara varis olan velileri çıkarabilirler. Allah kadirdir bunlar bu işe dedi. Ve kalktı geldi bir şey söyledi. Kuyuya su taştı diyor. Hazreti Şeyh öyle söylüyor kitabın baş tarafında. Buyur dedi diyor. Su taştı. Abdest aldım su tekrar çekildi. Fesubhanallah şaşırdım diyor. 12-13 yaşında bir kız çocuğu bu şekilde bir keramet kendisine zahir ola. Bunları çok görmeyin İslam evliyalarına. İki cihan onların elindedir. İki cihan. Böyle çok görme kuyudan su çıkarmayı falan. Aklı kurban edeceksin. Hazreti Muhammed'in yoluna ve onun sevgilileri yoluna aklını kurban edeceksin. Olur mu olmaz mı? Olur. Neler oldu da haberin yok senin hala. Farkında bile değilsin. Şeyh gitti evine yattı düşünüyor. Gece yarısı diyor ailem yanından kalktı dışarı çıktı. Ben de peşine kalktım nereye gidiyor bu kadın diye. Sokağa çıkmış çıktı ama önünde bir aslan arkasında bir kaplan diyor deryaya doğru yürüdüler diyor. Kadın gidiyor ben de peşlerine düşünüyorum. Deryanın kenarında deniz kenarına indiler. İleride bir ada vardı adacık. Kadın postuna attı benim ailem. Aslanlar orada durdular. Kadın adaya gitti. Bir müddet sonra döndü geldi. Tekrar aslanlar bir önüne bir arkasına düştü. Ben onlardan evvel geldim yatağa yattım. Ve böyle üç gece biz bunu böyle takip ettik. Dördüncü gece kadının elinden tuttu. İyi dinle. Sen bu keramete nereden girdin? Üç gece ben seni takip ediyorum. Böyle böyle hadise böyle oldu. Dedim kendisine. Dedi ki diyor daha yeni mi sen buna vakıf oldun? Ben 20 senedir aynı haletteyim. Her gece teheccüdü adada kılarım teheccüd namazını. Ne zevk değil mi? Anlayan şu. Neyle buldun bunu? Sorayım dedim diyor. Sorayım dedi ve gitti sordu soracağı yere. Geldi dedi ki salavat-ı şerife ile buldum. Hangi salavatla? Dediler ki salavatı söyleme. O alimdir, kamildir, fadıl adamdır. Salavatları toplasın bir kitap yapsın. O kitabı sana okusun. İçinde varsa söylersin. Kadın muntebe gidince o zat ellerini kolları sıvadı alim adam ve bütün Resulullah'a söylenen salavat-ı şerifelerin hepsini cem etti. İsmine Delail-i Hayrat dediler. İsmine, bu kitabın ismine Delail-i Hayrat dediler. Sonra kadına okudu. İki yerde var dedi. Bizim irdiğimiz bu makamat. Bu salavatla irdik yani. Hangisi? Dediler ki söyleme dediler. Kitabı yakardan aşağı okusun diye. Hepsi tekbir okusun diye söyletmedi. Ailem söylemedi.